Alkol zehirlenmesi çok ciddi sonuçlarla veya ölümlerle sonuçlanabilecek bir durumdur. Alkol zehirlenmesine insanlar çok kısa süre içerisinde çok fazla miktarda alkol almasıyla alkol zehirlenmesi yaşayabilirler. Alkol zehirlenmelerinde genellikle bizim ülkemizde işte geçer, birazdan geçer, evde soğuk duş alayım, bir çay kahve içeyim, rahatlarım gibi doğal yöntemlere kesinlikle başvurulmaması gerekir. Çünkü bir an önce sıvı tedavisi, vitamin tedavisi, oksijen tedavisine başlanmalıdır. Alkol zehirlenmesini düşündüğümüzde eğer sarhoşluk ile alkol zehirlenmesini ayırmalıyız. Alkol zehirlenmesinde kişinin solunum düzeni değişir, bilinci çok fazla değişir ve bayılma, bilinç kaybına kadar gidebilir. Bu durumda kesinlikle bir medikal tedavi uygulamamız gerekir. O yüzden kişiyi en yakın hastaneye ulaştıramayabiliriz. Çünkü hastanın bilinci yerinde değildir. Kaldırmak, taşımak çok zor olacağı için 112 acil ambulans servisini arayıp hastayı evden aldırıp bir an önce medikal tedaviye başlanması gerekir. Medikal tedavide ise hastayı dehidratasyondan korumamız gerekir. Bir an önce sıvı tedavisine, vitamin tedavisine ve solunumun düzenlenmesine başlanmalıdır. Eğer evde 112 ambulans servisi gelene kadar kişiyi yan yatırabiliriz. Çünkü alkol zehirlenmesinde kişide kusma meydana gelecektir. Kustuğu içeriğin tekrardan akciğerine gitmemesine özen göstermemiz lazım. Bu durumda hastanın yanında bulunmamız lazım. Soluk alıp verip vermediğine dikkat etmek lazım. Herhangi bir şekilde solunumu durduğunda acil ilk yardımına başlamamız gerekir.